Efendim herkese yeniden merhaba. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un artık daha başlamadan ciddi şekilde tarihi bir kimlik kazanan yarınki Türkiye ziyareti öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Suriye'nin kuzeyine dönük açıklamalarda bulunması tabii ki bir tesadüf değildir. Yani Türkiye bu ziyaretten önce muhatabına olaya ne kadar ciddi yaklaştığını ve bu ciddi yaklaşım çerçevesinde de her an her şeyi yapabileceğini ifade eden bir kimlikle karşısına çıktı. Açıklamayı kabineden sonra Cumhurbaşkanı yapmadı. Soruları cevaplayan Hulusi Akar yaptı. Bunların hepsi diplomatik incelikler. Bu diplomatik incelikler aynı zamanda sadece Moskova'ya değildi. Çünkü Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'tan çizmeleri biraz aşan, böyle hafif aba altından sopa gösterir gibi durmakla beraber yine de Türkiye'yi fazla kızdırmamaya çalıştığı da gözüken bir takım açıklamalara da cevap niteliğindeydi. Ne dedi Hulusi Akar? Terörist neredeyse hedef orası anlayışıyla artan şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla terörle mücadele devam ediyor. Bir defa terörü kaynağında kurutma meselesi. Milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız, buna da muktediriz. Bu konuda, şimdi bu cümle önemli işte, bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın, bizim tek hedefimiz teröristler. 2016'dan bu yana terör koridorunu parçaladık diyor. Devamı da var, bazı noktalar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bize yönelik taciz, saldırı, girişimleri bu iki bölgeden yani Münbiç ve Terrifat'tan yoğunlaşmış durumda biz saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır. Şimdi bunların hepsi iç kamuoyuna değil. Bunların hepsi dışarıya, başkentlere. Çünkü iş ciddiyet kazanıyor. Türkiye adım adım bir yere doğru götürüyor işi ve bu götürüşte de Rusya ve Amerika tam olarak ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Ama benim gördüğüm kadarıyla eğer Sergey Lavrov buraya geliyorsa ki ben kendisini şahsen tanımam ama tabii 20-25 yıldır biliriz. Belli bir planı olmasa asla gelmez. Yani Türkiye ile konuşacak belli bir planı var ki oraya geliyor. Şimdi büyük bir olasılıkla Münbiç konusunda Rusya'nın herhangi bir şey yapma planı olacağını sanmıyorum. Yani çünkü Münbiç sonucu itibariyle Amerikan askerlerinin desteğindeki PKK-YPG unsurlarının kontrolünde olan bir bölge ama Terrifat tabii biraz karışık. Yani Terrifat bir defa Halep'in kapısı kimliğini taşır Terrifat. Yani Afrin'den sonra Terrifat'ı da alırsak Halep'in kırsalına oradan da Halep'in kendisine dayanmış oluruz. Orada bazı Şii yerleşim bölgeleri de var ki İran'ın hassasiyeti var o konuda. Terrifat'la ilgili topluca bir rejim hassasiyeti var. Yani Türkiye Terrifat konusunda Rusya ile müzakeresinde bir zorlanma ile karşılaşacaktır. Bu açık ve net yani şey olarak. Ama mesela Münbiç harekatı ve orada Amerikan destekli terör grubuna vurulacak bir darbe Rusya'nın hoşuna gidecektir. Yani bunları da böyle bilerek bakmak lazım meseleye. Ama tabii Türkiye anladığım kadarıyla meseleye ne Rusçu ne de Amerikancı yaklaşmamak açısından Amerika'nın hassas olduğu Münbiç'le Rusya'nın hassas olduğu Terrifat'ı aynı hedefte temizlemeye çalışıyor olabilir.
Böyle bir durum doğabilir sonuç itibariyle. Şimdi gerçekten Ned Price, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Sözcüsü dedi ki endişeliyiz. Niye endişeliler? Efendim Türkiye'yi biz 2019 yılındaki mutabakat sözleşmesine uymaya çağırıyoruz. Sınırlar belirlenmişti orada, ateşkes sınırları vardı. Onlara uymaya çağırıyoruz. Tamam, peki seni biz nereye çağırıyoruz? Biz seni şuna çağırıyoruz. Biz seninle bu anlaşmayı yaparken buradaki bütün terörist unsurların 30-35 kilometre güneye inmesi ve Türkiye sınırlarından tamamen temizlenmesini öngörmüştük. Nerede o anlaşmanın o maddesi? Peki nerede? Yani herkes bizi bir şeye davet ediyor da üzerine düşeni yapmıyor. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor zaten. Sen PKK terör örgütünün bütün elebaşısını falan Hasekeler'de, Kamışlılar'da, şurada, burada, Aynel Arap'ta, orada, burada, Ayn İsa'da tutarsan Türkiye bir gün gelir başına tebelleş olur. Bu kadar basit. Yani bir gün dayanamaz, bakar ki şehit veriyorum, yine okullarıma her an roket düşebilir, her an benim çocuklarım tehdit altında kalabilir, kusura bakmayın, gelirim orayı cehenneme çeviririm der yani. Bunu şimdi şu anda söyleyen, habire söyledikleri şu, Amerikalılardan ve Ruslardan bahsediyor, ikisi de aynı şeyleri söylüyorlar, çok enteresan. Ukrayna'da savaşıyorlar, konu Türkiye olunca birleştiler. Yani bir de böyle bir durum var. Yani dünyada her şeyde çatışan iki güç, konu Türkiye'nin Suriye politikasına gelince bir anda bir anda aynı adam oldular. Böyle bir hikayeyle de karşı karşıyayız. Ne diyorlar? Efendim Suriye'deki siyasi sürece ters etkisi oluyor. Ya hangi siyasi süreç? Nerede siyasi süreç? Bir tane diktatör var, bulabildiği kadar adam öldürüyor. Yani siyasi süreç, bir de fiilen ülke ikiye bölünmüş, biz de araya girmişiz. Niye ikiye bölünmüş? Herkes memnun ha. Yani Rusya batıda hakim olmuş, Amerika doğuda hakim olmuş. Bu Türkler nereden çıktı? Hikaye bu. Ne güzel işte Fırat'tan böyle doğu batı paylaşacaklardı ülkeyi, bir daha da asla. Yani bir kişi gösterin bana, Beşar Esed de dahil buraya bu lafıma, bir kişi gösterin Suriye'yi birleştirmek isteyen, inanın bana ben diyeceğim ki çekin bizim askeri oradan. Bir tek kişi bile Suriye'yi birleştirme davasında değil, Beşar dahil. Herkes kendi parçasında güçlü olmaya çalışıyor. Türkiye'de bu oyunu bozuyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü bir terör koridoruydu. Ta 2013 yılında ben ilk haritalarla Kanal 24'te verdiğim zaman bir anda millet beyninden vurulmuşa dönmüştü. Böyle Kamışlılardan başlayıp Hatay'a kadar uzanan bir terör koridoru. 2016 itibariyle yıktık geçtik oraları, tamam. Ama daha yarım kaldı. Onları tamamlamamız gerekiyor şimdi. Ve gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalarında ateş hatlarının korunmasından yanayız ve şiddetin tırmandırılmasına karşıyız. Taraflar ateşkese ve Suriye'nin istikrarına saygı göstermeli lafı olması bile insana intihar ettirir ya. Arkadaş, bu ülkeyi parçalayan sizlersiniz. Bu ülkeyi sizler parçaladınız. Ne istikrarından söz ediyorsun? Rakka'yı gömdünüz, her yeri gömdünüz. Ondan sonra da Türkiye'ye efendim sen 2014-9 şeylerini falan filan bu çerçevede baktığınız zaman gerçekten toplu bir direnişle karşı karşıyayız. İran, İsrail, Amerika, Rusya, bu dördü en kafada. Sonra biraz Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan, kim varsa bizim karşımızda ya. Beş benzemez derler poker kağıdında, biliyorsunuz. Beş benzemez geldi mi pas geçersin, yani yapacak bir şey yok. Burada beş benzemezin ötesinde bir benzemezler, hepsi bir araya gelmiş vaziyette. Tek görevleri var Türkiye'yi durdurmak. Türkiye, Hulusi Akar gayet iyi söyledi. Biz kimsenin toprağını işgal etmek istemiyoruz. Biz
sınırımızın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz diyor. Doğru söylüyor adam. Yani bizim öyle gidelim de şurayı alalım, burayı alalım derdimiz yok. Ama mecburen kendimi savunmak zorundayım, sınırımı savunmak zorundayım. Ayrıca zaten 3.7 milyon Suriyeli ile beraberim. Bir 3.7 milyon daha gelmesini istemiyorum. Bu kadar basit. Sınırımı koruyacağım. Sınırımın bu tarafında da güvenlikli bölge ilan edip orada da insanları barındıracağım. Bu kadar. Hikaye bu. Ama bunu yapmamızı istemiyorlar. Şimdi bu Mazlum Abdi liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri, Demokratik Suriye Güçleri mi neyse işte PKK yani. Onlar da olağanüstü toplanmışlar. Bakın işler nerelere varıyor. Bunların bütün kaygısı ne biliyor musun? Bunlar Amerika'dan güvenceyi almışlar ama Rusya'ya güvenmiyorlar. Bu Demokratik Suriye Güçleri dedikleri PKK'lılar. Amerika belli ki demiş ki bir yere kadar biz durdururuz, biz Türkleri merak etmeyin. Bunlar esas bütün flörtü şu anda Rusya'ya çevirmiş vaziyettiler. Çünkü Rusya dese ki kardeşim ben Minmiç'e falan karışmıyorum. Türkler de haklı be birader, dağıtsınlar oraları. Yani ortalık birbirine girecek. O yüzden genel komutanlık olağanüstü toplantısı yapmışlar. Fotoğraf da var ha. Bir milli marş söyledikleri kalmamış. Neyse diyorlar ki bu PKK'lılar operasyon doğrudan Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor. Ya hakikaten insan şu cümleyle beraber kafaya sıkmak istiyor. Arkadaş Suriye'nin toprak bütünlüğünü niye biz hedef alalım? Biz aksine Suriye'nin toprak bütünlüğü demokratik bir Suriye'de korunsun. Sizin gibi elebaşlar oralarda devlet kurmasın diye yapıyoruz bu işleri. Sen Amerika'dan aldın silah, mühimmat, eğitim, destekle Suriye'nin üçte birinin toprağını işgal etmişsin. Orada nüfus değişimleri dahil her şeyi yapmışsın, kendine göre bir bayrak da çekmişsin oraya ve şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyor. Hakikaten, hakikaten 21. yüzyıldan artık giderek hiç haz etmiyorum ya. İnsan tabiatı da bozuldu. Eskiden düşmanlıklar, siyaset, şu bu biraz daha delikanlı işiydi, biraz daha özü sözü bir durum arz ederdi. Bu nasıl bir şey ya? Sen Suriye'nin üçte birinde başka bir bayrakla çıkmışsın ortaya. Bir tane de Amerikan bayrağını da senin bayrağın yanına çekmişsin. Ve sonra diyorsun ki Türkiye'nin bu harekatı Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak. Aa, arkadaş sen zaten bozmuşsun. Biz belki de tamir edeceğiz. Üstelik Türk ordusunun da görevi değildir kardeşim Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak. Suriye'nin toprak bütünlüğüne kim meraklıysa o korusun. Ben ne yaparsam o kadarını yaparım. İşte o öyle bakmak lazım. Yeni bir saldırı Suriye savaşının başlangıcına dönüştürür. Niye başlangıcına dönüştürür biliyor musun onlara göre? Kendileri ortadan kaybolacağı için, çünkü başlangıçta yoktular. Ya yoktular. Amerika sayesinde var oldular. Sonucu Suriye'yi parçalamaktır. Devamında da işgal projesidir. Buyurun. Yani bir şey mi? Ama daha önemlisi ne diyor ki operasyon Suriye'nin toprak bütünlüğüne hedef aldığı için biz Şam rejimiyle birlikte koordine olmaya hazırız. Ha, bunu söyle. Baştan söyle bunu. Ben Amerika'ya da kazık atarım günü geldiğinde, Rusya'yla da beraber olurum. De bitsin gitsin bu iş. Niye yoruyorsun herkesi? Yorma. Olay bu. Şimdi tabii büyük bir panik yaşanıyor. Gerçekten. Ve bu büyük paniğin eserlerini de hem Amerika'da hem Avrupa'da hem Moskova'da her yerde görüyoruz. Türkiye'nin baskılama politikası şu anda meyvelerini veren bir kimlikle devam ediyor. Türkiye, Sergey Lavrov'la yarın Suriye'yi konuşacak, Ukrayna'yı konuşacak, tahıl koridorunu konuşacak. Ama Türkiye ile konuşmak istemeyen Amerikan yönetimi, eğer Türkiye ile bu konuları konuşmamakta,
bir masaya oturup Anthony Blinken denilen adam Ankara'ya kadar gelip bizimle bu meseleleri konuşmamakta devam ederse büyük bela açacak Türkiye, belli. Yani öyle böyle bir bela açmayacak. Bunu ben her geçen gün görmeye ve hissetmeye başladım. Net Price'a sormuşlar işte ne yapacak işte bu Kısar Lavrov Türkiye'ye gidiyor. İzliyoruz, Türklerle konuşacağız sonra demiş. Konuş. Ne konuşacaksın yani. Bakacağız. Hoşça kalın.